Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Logitech G413 TKL SE modelli oyuncu klavyesinin teknik ve tasarımsal detaylarına bakacağız. Ama öncesinde gelin bir kutu içeriğine bakalım, bizleri neler karşılıyor. Kutusunun altında iki tane güvenlik bandımız var. Bunları açabilmek adına bir maket bıçağı rica edeceğim. Şöyle altından iki bandı da kestikten sonra direkt olarak kutumuz üste doğru açılıyor. Kutuyu açtığımız ilk anda görüyoruz ki klavyemiz bizleri karşılıyor. Hemen arkasında bir ufak kutu daha var. Burada ise kablosu gizlenmiş. Şöyle onu da çıkarttıktan sonra klavyenin altında son olarak kutusunda kitapçıklarımız ve garanti belgemiz yer alıyor. Şimdi isterseniz şu masamdaki kutuları toplayıp klavyenin teknik ve tasarımsal detaylarını sizlere anlatayım. Evet, gördüğünüz gibi klavyeyi bilgisayarıma bağladım. Işıkları da gayet güzel bir şekilde yanıyor. Şimdi isterseniz tasarım tarafıyla devam edeyim. Tasarımı gördüğünüz gibi sıfır çerçeve dizaynıyla tasarlanmış. Bu da masamızın üstüne koyduğumuz zaman daha fazla masa alanı ve daha fazla mouse hareketi bizlere sunuyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise kenarda bir numpad'i bulunmuyor. Yani TKL serisinde her zamanki gibi numpad koyulmamış. Minimal bir klavye haline getirilmiş. Alt kısmına baktığımız zaman burada yükseltme ayaklarını görebiliyoruz. Ve son olarak altına baktığımızda masa üstünde kaymaması için kaymaz pedlerimiz yine yerini almış. Tuşlarına baktığımız zaman şöyle göstereyim. Yükseltili bir şekilde kullanılmış. Yani en üstteki tuştan en alttaki tuşa kadar belli kademelerle aşağı iniyor. Bu da el ergonomimiz için oldukça güzel bir detay. Şöyle switchlerini göstermek istiyorum. Kahverengi switch kullanılmış. Şöyle size de sesini dinleteyim. Yani mekanik klavye isteyenler ama sesten rahatsız olanlar için gayet tok bir sesi var. Fazla gürültülü değil ve tuşeleri de oldukça güzel. Burada yine Logitech'in tactical switchlerinin kullanıldığını görebiliriz. Bunlar da oldukça başarılı switchler. Boyutlarından bahsedecek olursam genişliği 127 mm, yüksekliği 36.3 mm, ağırlığımız ise 650 gram, kablo uzunluğumuz ise 1.8 metre olarak tasarlanmış. Şimdi biraz da teknik detayına bakalım. Dediğimiz gibi tactical switchler bu klavyemizde barınıyor. Buradaki switchlerin en büyük özelliklerinden birisi ghosting'in önüne geçiyor olması. Normal klavyelerde biliyorsunuz 3 tuşa bastığınız zaman 4. tuşu algılamıyor. Yani 4. tuşa tıkladığınız zaman o işlemi yerine getirmiyor. Bu klavyede ise 6 tuşa kadar anti-ghosting özelliği mevcut. Yani 6 tuşa da bassanız herhangi bir işlem kaybı yaşamıyorsunuz. Kendisini Logitech yazılımı üzerinden basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradaki tuşları istediğiniz gibi makrolayabiliyorsunuz. Aydınlatma tarafına bakacak olursak beyaz led aydınlatmalarımız mevcut. Bu da düşük ışık koşullarında bizlerin daha rahat tuşları görmesine olanak sağlıyor. Tuş kapaklarımız ise PBT materyallerden üretilmiş. Bunların da yeterli dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Kasa tarafında ise gördüğünüz gibi burada fırçalanmış bir alüminyum kullanılmış. Bu da sağlamlık konusunda kafamızda şüphe bırakmıyor. G413 TKL SE için anlatabileceklerim bu kadar. Bunun numpad'li versiyonunu da incelemiştik. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.